Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün geçen hafta yaptığımız programın devamını yapacağız. Esasında bunun sonu dedik ama bitmiyor. Yapılanlar da bitmiyor, yeni gelen belgeler de bitmiyor. Daha sonra neler oldu? Onlar var, onlar da bitmiyor. Bitmiyor oğlu bitmiyor. Neden bitmiyor? Çünkü faşizm kendisini yeniliyor ki teknolojiyle beraber faşizm kendisini yeniliyor. Ve bunları yaparken cidden çok zorlanıyoruz. Yani ben bir gazeteci olarak Hüseyin bir komutan olarak ya da Halis Albay ya da Yüzbaşı Ümit. Kolay değil, bunları bir belge olarak sunuyoruz ama gerçekten kolay değil. Düşünsenize 60 ihtilalinde itibaren kaybettiğim insanların sayısını unuttum ben. Yani öyle bir noktaya geliyorsunuz ki 365'ine anar durumuna geliyorsunuz. Ben 12 Eylül'de kendi arkadaşlarım idamla yargılanırken, idama mahkum edilirken, bazıları idam edilirken olayı yaşadım. Ben onların cezalarını, öldürülmelerini ya da kurşunlanmalarını gazeteci olarak insanlara duyurdum. Bu gerçekten zor bir şey. Yani bu sadece bize ait bir şey değil. 1976'da İngiltere'deyken Şiller Gecesi'ne katkım olsun diye yardımcı oldum. Orada bana anlattıklarını anlatamam. Hala bazen rüyalarıma girer. Yani bir insan bir insana nasıl bunu yapar diye düşünüyorsunuz. İşte o zaman insan denilen hayvanın bir gerçek olduğunu anlıyorsunuz. Sadece o değil, yani mahkemelerin kararlarına baktığınız zaman da bir hakim 3 yıl çocuğuna çocuğunu taciz etmiş. Ne şekilde etmiş bilmiyorum. Öğrenmek de istemiyorum. Sonra anne dava açmış, boşanma davası. Mahkemenin kararı ne biliyor musunuz? Alo, programın ortasındayım. Bu bölümü sen çıkartırsın. Tamam. Hadi. Mahkemenin aldığı karar şu. Çocuğu velayetini babaya vermek. Taciz eden babaya vermek. Böyle bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bunları bir gazeteci olarak vermiyorum sadece. Bir insan olarak, bir devrimci, bir demokrat olarak veriyorum. Hüseyin Albay da aynı şeyi yapıyor. Yani onu sadece kendi çalıştığı yere, askeriyeye bir hakareti temizlemek için yapmıyor. Bir insan olarak yapıyor. Ümit Yüzbaşı da öyle. Halis Albay da öyle. Konuşacak o kadar insan var ki aklınız zor ama konuşamıyorlar. Çünkü ailelerine hangi tehditin gideceğini bilemiyorlar. Bu tehdit öldürmeye kadar. Bir başka türlüsü var. Aileler sizi dışlıyor. Devletin terörist dediğine aileniz size de oğluna da kızına da damadına da geline de terörist diyor. Çünkü o kadarını biliyor. Devletin bildiği kadarını biliyor. Ya da devletin bildiği demeyeyim, devletin söylediği kadarını biliyor. 3 yıl önceydi sanırım. Annem şimdi 87 yaşında, o zaman işte 84 yaşında. Kapısında arabayla polisler bekledi. 84 yaşında kadın. Böyle bir felaketle karşı karşıyayız. Ve bunlar teknoloji geliştikçe sistemlerini, işkence sistemlerini geliştiriyorlar. Bildiğin
terabayta yakın görsel medya var. Video var, fotoğraflar var. Bunları inceliyoruz. Hepsini saniye saniye inceliyoruz. Ne çıkacak, ne gibi pislik var işin içinde diye. Ve bunların bir kısmını 15 Temmuz darbesini destekleyen komutanlar yaptı. Son anda cayarak yaptılar. Darbenin başarısızlığı, Erdoğan'ın darbesi bunların darbesini bastırınca yaptılar. Bunu çok iyi biliyoruz. Çok üst düzey komutanlar yaptı. O yüzden darbe sırasında birbirleriyle irtibat kurmadılar. Çünkü ağızdan kaçacak, söylenecek bir söz hepsini cezaevine götürdü. Ergenekon da aynı şekilde oldu. Ergenekon da bir darbeydi, Balyoz da bir darbeydi. Bu kadar çok insanı kaçar, işin içine sokarak kendilerini unutturdular. Bu bir sistem. Para insanı çabuk, çok kolay satın alıyor. Hiç hayal edemeyeceğiniz yani bu kadar olaylar var ki bazı gazetecilerin aldığı evlerin miktarı beni deli ediyor. Mümkün değil. Yani bu kadar bol kezeden attığınız zaman karşı tarafa ya da eski bulunduğunuz konuma hakaret etmeye başladığınız zaman bu işin dürüstlüğünden çıkıyor. Başka bir şey giriyor işin içine. Evet sanıyorum girişte bu sefer içinizi kararttım ama gerçekten öyle. Yani hiçbirini rahat bir şekilde yapmıyoruz. O yüzden sözü Hüseyin Albay'a bırakayım ve susayım diyorum. Merhaba, hoş geldin Hüseyin. Merhaba Ahmet Bey, sağ olun, hoş bulduk. Evet, yani biraz iç karartıcı ama işte şu an aslında Türkiye'nin ve hatta dünyanın da manzarası maalesef böyle. Ama şu var, Senin tutuklanışın bile. yani ben şöyle söyleyeyim, bunu yıllardır hep aynı şeyi söylüyorum. Beni 29 Eylül 2016 günü işte hastaneden geldim eve. Tetkiklerim yapılmıştı. Hatta bugün yatıralım, yarın sabah ameliyata alalım direkt dediler. Ben eve gideyim, yarın sabah tekrar geleyim dedim. Sonra eve geldik. Evde yatıyorum. Polisler geldiler. Dediler ki işte gözaltı kararı var vesaire. Oradan beni gözaltına alırlarken eşime şöyle bir şey söylemiştim. Bunu paylaşmak istiyorum. Dedim ki orada, hani ben şimdi gideceğim, gelip gelmeyeceğim, gelirsem ne zaman geleceğim belli değil. Ama hani beni evlatlarım sordukları zaman, beni tanıyanlar sordukları zaman sana şöyle diyeceksin. İnsanlık tarihi boyunca bulunulabilecek en doğru, en güzel yer ve tarafta bulunduğunu söyleyerek gitti eşim diyeceksin dedim. 29 Eylül 2016'ydı. 4 yıldan fazla zaman geçti ve her geçen dakika benim bu kanaatim sadece pekişti. Öyle bir güruhla mücadele ediyoruz ki bu tarihte ben bunun örneğini bulamadım. Yani yapılan vahşet, uygulanan modern görünümlü vahşet tarihte bir örneğini bulamadım gerçekten. Bunlar hiçbir din, değer, ahlak, Siz ilk defa hiçbir... yaşadığınız için öyle geliyor. Evet, yani belki hani sadece kitaplarda okuduğumuz kadarıyla vahşeti tasavvur ettiğimiz için fiilen muhatap olmadığımızdan dolayı belki bir de o izole bir hayatımız, elit bir hayatımız vardı. Belki o halktan kopuktuk, gerçeklerden kopuktuk belki. Lojman duvarlarının arkasında o nezih atmosferde veya nezih olduğunu zannettiğimiz ama şimdi bunca vahşetin ortaya çıktığını görünce aslında muhatap olduğumuz insanların insan olmadığını, vahşi birer mahlukat olduğunu ancak görüyoruz 4,5 yıldır yaşadıklarımızla. Bu aslında bir şey, belki bir öz eleştiri mi bilemiyorum. Bundan sonra halktan demek ki hiçbir zaman kopuk olmamak lazım. Hatta
Almanya'yı inşa ederlerken 2. Dünya Savaşı'ndan sonra geçenlerde bir tweet atmıştım. Orada gördüm. Adenauer diyor ki Almanlar hani o yıkılmış, perişan olmuş, yerle bir olmuş ülkelerinde at eti yerken bir daha gücü, yetkiyi daha doğrusu bir kişi de toplayacak kadar aptal olmayacağız diye kendi aralarında konuşuyorlardı. Ve yeni Almanya'yı bu ilkenin üzerine tesis ettik diyorlar. Yani güç zehirlenmesi, bunların hepsi arka arkaya işte o devletin yasama, yürütme, yargı erklerinin hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda birleşmesi, dengesi bozulduğunda işte bu faşizm denilir ama yani bu kadar vahşiliği içeren bir faşizm mi, de faşizm de yeter mi onu bilemiyorum. Yani böyle insanları göz göre göre kandırarak, aldatarak. Yani aslında mevzu şu. Kendi vatandaşını sokağa çekip, öldürtüp, akan kandan itibar devşiren bir güruh var karşımızda. Buna nasıl bir isim verilir bilemiyorum yani. Yani kendi öldürttüğü vatandaşının kanının üzerinde tepinen bir güruha sadece faşizm kelimesi yetiyor mu onu bilemiyorum yani. Bilemiyorum. Yani burada bir de şöyle hani ben bir dilde aynı anlama gelen iki kelime olamaz diye bir şeyim var benim, kabulüm var. Yani ağzından çıkan her kelimede bu endişeyi taşıdığımı da bilin. Yani hani faşizm tarihte yaşanmış mı? Yaşanmış. Şu an yaşananın tarihte örneği yoksa buna faşizm yetmiyor işte. O zaman buna yeni bir isim bulmak gerekiyor. Yani benim kendimi hapsettiğim o ilkeler örgüsünün içerisindeki çektiğim acıdan bahsediyorum. Evet. Peki gelelim şimdi. Durum bu. Programın devamına. Evet. Ben şunu bir vurgulamak istiyorum özellikle önce. Yani Ahmet Bey, biz büyük resme odaklanıyoruz. Yani o gece çeşitli sokaklarda, meydanlarda, köprüde, binalarda olan çatışmalar var. Hani kim kimi öldürdü, neden öldürdüğünü bilmeyerek öldürdü, bazıları bilerek öldürdü. Sonra yargılamalarda atfı cürümler var, iftiralar var, mağduriyet yarıştırmaları var. Ben bunlara hiç girmiyorum. Yani biz programlarımızda bunlara girmiyoruz. Biz insanımızı, vatandaşımızı büyük resimde ne oldu? Yani nasıl bir ihanet planı, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını içine alan bir ihanet planı sergilendi. Onun üzerinden yani onları izah etmeye çalışıyoruz. Yoksa içimi acıtan gerçekten ölümler var. Geçen hafta bir albayımız vardı, Sait Albay. Yani kendi emrindeki personeli kurtarmak, korumak için birliğine gidiyor. Ümit Dündar gitmezken. Ne bileyim oradaki 3. Kolordu'nun komutan vekili, ismini unuttum şimdi. O gitmezken. Ama böyle birliğine gidip olayları yatıştırmaya, mahiyetini korumaya çalışan, gerçekten kahramanca, askerce davranan insanlar var. Hani daha önceki programlarda söylemiştim ya, o gece kim asker gibi davrandıysa o gerçekten bir kahramandır, yiğittir ve doktrine uygun hareket etmiştir. Ama kim ki Hulusi Akar gibi, Bülent Bostanoğlu gibi, Abidin Ünal gibi yüzlerce yıl veya binlerce yıllık askeri doktrine, devlet adamlığı doktrinine aykırı hareket ettiyse onlar bir suç örgütünün iradesine kendi iradelerini teslim ederek iktidarsızlaşmış kişilerdir. Onlardır esas vatana ihanet suçunu işlemiş bunca insanın kanının arkasındaki sorumlular. Yani temel prensip bu. Yoksa bir sürü insan var ölen, öldüren, onlar değil yani. Onlar bireysel olarak değerlendirilmeli. Biz hani büyük resme odaklanmaya çalışıyoruz. Evet. Sakarya'da ne olmuştu? Geçen hani şey yaptığımız özetle
Vali Avni Coş, Ali İnci, belediye başkanı, il emniyet müdürü, askerler daha kışlalarından çıkmadan önce vatandaşı şehrin 20 kilometre dışındaki boş valilik binasına gönderme kararı almışlardı. 53 bin tane mesaj atmışlar. Ben hani daha önce bilmiyordum onu. Mustafa Önsel de 50 bin demişti. Evet. Meğersem 53 binmiş. Bunu buldum geçen hafta. 53 bin tane mesaj atmışlar. Mesajda ne diyorlar ama? Vatandaşa diyorlar ki vali valilikte rehin alındı, askerler rehin aldı ve kafasına silah dayadı diye vatandaşı kandırıyorlar. Belediye otobüslerine vatandaşı, binlerce vatandaşı doldurup kampüse götürüyorlar. O kampüste şehir, yani 20 kilometre şehrin dışında terk edilen, yani böyle tenha bir yer, ıssız bir yer. Yaşam yok yani orada. Sadece valilik kampüsü var. Neden orada? Çünkü daha önceki Adapazarı depreminde yıkılmış şehrin içindeki valilik. Onlar da şehrin dışına bir valilik yapmışlar. O yüzden yani. Sonra oraya gidince vatandaşlar orada plastik mermilerle vatandaşı tahrik ediyorlar. Bu vatandaşlar asker bize ateş ediyor diyerek ve dini motiflerle, yani dini bir motivasyonla, dini güdülerle, bunu sanki Çanakkale Savaşı'ndaymış gibi böyle bu asker bizim askerimiz değil, bunlar vatan haini, bizim düşman evet, görüyorlar diyerek bu duygularla askerin karşısına çıkıyorlar. Biz Allah'tan emir aldık duyguları, söylemleriyle askerin karşısına çıkıyorlar. Sonra orada Ali İnci valinin kapılarını kırdırtıyor. Bunların daha sonra o kırdırılan kapıların şeyleri askerlere yıkıldı. Sanki devlet malına asker zarar vermiş gibi. Bunları yapıyorlar valilikte. Valilikte şehrin 20 kilometre dışında bunları yaptırırken şehir içinde de lojmanlar bölgesine binlerce insanı gönderiyorlar. Ve orada bunlar, biz bunların karılarını istiyoruz diye slogan atıyorlar. Bunu da Avni Coş diyor ki işte ben gönderdim o kadar vatandaşı diyor. Neden? İşte askerleri, içerideki askerlerin maneviyatını sarsmak için yaptım bunu diyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz ya? Bir şehrin valisi, vatandaşının namusu, her şeyi, canı, malı ona emanet. Vatandaşı kontrol altında tutup sokağa çıkma yasağı ilan edebilir. Diyebilir ki kimse dışarıya çıkmasın. Emniyet, yani güçlerini de valiliğe gönderir. Valilik zaten boş, şehrin zaten dışında. Dolayısıyla vatandaş için herhangi bir risk de yok. Valinin etrafında bir kontrollü bölge ilan ederler. Askerlere de derler ki siz darbecisiniz, darbeci değilseniz teslim olun. Bu kadar basit. Bunu yapmak yerine binlerce insanı hem valiliğe götürüyorlar, onların yaralanmalarına sebep oluyorlar. Hem de şehrin içinde de lojmanlar bölgesine gönderiyorlar. Lojmanlarda askerlerin eşleri, bunların biz karılarını istiyoruz diye bunlar slogan atıyorlar. Lojman duvarlarını yıkmaya çalışıyorlar. Böyle bir manzara paylaştık. Durum kontrol altına alındıktan sonra ben emniyet müdürlüğünden valiliğe intikal ettim. Kent meydanından binlerce vatandaşımızın da Çarkışta önüne gönderilmesi, buradaki Tugay karargahının etrafında vatandaşlarımızın yoğunlaşması, orada psikolojik baskı yapmaları, darbecilerin maneviyatlarını sarsmaları konusunda yararlı olacağını düşündük. Çarkışta önüne giden vatandaşlarımıza da darbeci elebaşının ismini verilmek suretiyle kendisini telin eden, kendisini protesto eden sloganlar atmasını sağlattık. Şimdi burada tabii çok şöyle bir durum var. Hani üç gruba ayırıyorum hadiseyi. Bir, valilik binasının içinde olan askerler. İki, valilik kampüsünün dışında olan askerler, dış çevrede. Gelmez sonra. O da tanıklık ediyor işte bu anlattıklarımıza. Üç, lojmanlar bölgesindeki asker aileleri. Şimdi bu hani Recep Tayyip Erdoğan vatandaşı sokağa çekmezden evvel kendisi bir yerlerde saklanıp da vatandaşı sokağa çekip de öldürtmüştü ya. Ondan evvel Sakarya'da bazı askerler vatandaşla ilk teması kurunca karakola sığınıyorlar. Bu karakol da valilik, o kampüs yerleşkesinin içindeki karakol. Orada da gece 2.30'a kadar kalıyorlar. Orada hatta vatandaş, işte oradaki polisler, orada tanıdıkları subaylar var. Onlara yerlerini veriyor, su ikram ediyor,
2,5'a kadar hep böyle devam ediyor. İki buçuktan sonra ne oluyor? İki buçuktan sonra ekip değişiyor ve bu askerleri işkencehane dediğim yerlere alıyorlar. Orada askerlere işkence yapıyorlar. Bunların da işkence görüntüleri yayınlandı. O da elimizde. Onu da paylaşırız kamuoyuyla. Askerler artık böyle ayakta duramaz hale geliyor. Tabii Sakarya'nın içerisinde farklı farklı emniyet müdürlüklerine paylaşılıyor. Hepsi bir yere götürülmüyor. Bu arada bir grup asker de o hani şey yapan karakola sığınanlar, bunları Ali İnci ve Avni Coş soyundurtuyor. Önce nezarete aldılar, işkence yaptılar. Arkasından nezaretten çıkarıyorlar. Bir odaya alıyorlar dörder kişilik gruplar halinde ve orada önce Avni Coş, arkasından da Ali İnci iç çamaşırlı bu askerlere hakaret ediyorlar. Şimdi bu askerler dediğim gibi karakola sığınan askerler, Recep Tayyip Erdoğan vatandaşı sokağa çekmezden evvel. Şimdi bu askerlerin %75'i beraat etti. 2 sene süren
yargılamalarda. Hangi yargılamalarda? Hani Doğu Perinçek'in siyasetin köpeği dediği ve kimsenin de, hiçbir hukuk insanının da sen kim oluyorsun da bize köpek diyorsun demediği bir atmosferde. Bu atmosferde yapılan yargılamalarda 220 kişi vardı bu yargılamalarda. %75'i bütün suçlamalardan, 8 tane yanlış hatırlamıyorsam suçlama vardı, hepsinden beraat ettiler. Ama mesleklerine geri dönemediler. Anlatacağım şimdi onu da. Şimdi tabii bu 2 yıllık yargılamalar esnasında neler oldu? Ha bu arada diğerleri suçlu olduğu için değil orada. Rütbelere göre yaptılar bu işi. Evet. Ama mesela bu süre içerisinde Genelkurmay Başkanlığı, daha önce de paylaşmıştım, 1651 tane terörist bu darbe kalkışmasına iştirak etti diye bir yalanı paylaştı kamuoyuyla. Üzerinden 4,5 sene geçti. Hala bu yalanlarını düzeltmediler. Bakın. Şimdi 8651 terörist yalanı. Bu arada şu ortaya çıktı. 8651 terörist diyorlar ya. Bu kişilerin yarısından fazlası yapılan yargılamalarda, yani siyasetin köpeği denilen atmosferde yapılan yargılamalarda beraat etti. Hatta geçenlerde %67 gibi bir rakam duymuştum. Nereden duyduğumu hatırlamıyorum şu an. O yüzden kaynak gösteremiyorum. Yani hatta öyle bir büyük bir olay. Yapılan soruşturmalarda daha kovuşturmaya yer yoktur kararı verilirken yarıya düşüyor, yarıdan fazlasına. Geri kalan yarımın da yarıdan fazlası yapılan kovuşturmalarda beraat ediyor. Yani toplamda terörist denilen, terörist iftirası atılan kişilerin bu siyasetin köpeği denilen yargı tarafından yapılan yargılamalar neticesinde geriye şu an cezaevlerinde kalan kısmı daha %15, %20'ler civarında. Yani bu buna ne diyebilirim ki? Yani resmi tarif edebildim mi bilemiyorum. Şimdi daha bu yargılamalar daha başlamamışken bu askerler işkence gördüğü, kafatasları yarıldı. Mesela bir tane orada Assuvay'dı yanlış hatırlamıyorsam. O sivillerle karşı karşıya ilk geldiklerinde oradan birisi diyor ki işte bana, beni diyor vuracak mısın diyor. Şimdi bunlar kadınları çıkarıyorlar mesela işte onlara, ben sordum beni vuracak mısın, nasıl yapacaksın vesaire dedim diyor. Bu sahnelerden birisi. Assuvay da diyor ki ben diyor kendi vatandaşımı vuracağıma kendimi vururum deyip bacağına sıkıyor. Sonra oradan onu bir ambulansa alıp hastaneye götürüyorlar. Hastanede polisler geliyor. Diyor ki sen diyor işte korkundan diyor kendine bunu yaptın deyip o vurulan bacağını büküyorlar, üstüne basıyorlar, adama saatlerce işkence yapıyorlar. Vahşeti görüyor musunuz? Şimdi burada iki tane durum var. Bir, sizin ne yapıp yapmadığınızın hiçbir önemi yok bu vahşi güruh karşısında, onların beyninde, zihinlerinde. İki, eğer bir askere korku isnadında bulunuyorsanız, öyle bir korkudur ki bu, o zaman bu askeri de o atmosferde, askerin beyninde. Çünkü bu askerler ne yapıyor? Çatışma bölgelerinden gelmiş askerler. Kaç tane çatışma görmüş? Kaç tane kişi belki çatışmaya girerek ölmüş, öldürmüş, yaralanmış, şehit olan arkadaşını tutmuş getirmiş, kaç gün belki aç kalmış, dağlarda yaşamış vesaire. Yani bu askerlerden bahsediyoruz. Eğer siz böyle askerlerin korkacağı bir atmosfer ürettiyseniz, işte o korku atmosferinde bu askeri silah kullandı diye suçlayamazsınız bu durumda. Birincisi bu. İkincisi, asker diyor ki ben vatandaşıma sıkacağıma kendime sıkarım diyor. Bakın ne kadar yüce gönüllü bir davranış. Bu yüce gönüllü davranışı sergileyen bir tane omurgalı siyasetçi de çıkmadı o süreçte. Şimdi bu da böyle bir şey. Yani hep bir dayatma var ve işin içinde hep bir yalan dayatması. Yalancısın, yalan söylüyorsun, korkaksın, hainsin, teröristsin, darbecisin dayatması var. Bir de yapıp yapmadığınız önemsiz. Tabii bu sürecin diğer bir özelliği ise şu.
o kadar ahlaksız, ırz ve namus düşmanı bir güruh var ki karşımızda, insanların kendilerinden ziyade eşlerine, annelerine, çocuklarına tasallutta bulundular. Onların namuslarına tasallutta bulundular. Mesela bir tane savcı dedi ki, seni bir hamile kadına diyor ki, seni ölü doğurturum diyor. O halin toplumsal maliyetleri raporu yayınlandı, raporda yazıyor. Seni ölü doğurturum. Bakın, doğmamış bebeklere karşı sergilenen bir vahşet ve düşmanlık var. Kamu teşkilatında, düşünebiliyor musunuz? Yine başka bir savcı diyor ki, hamile bir kadın, senin diyor bu karnındaki çocuğun babasının senin kocan olduğuna inanmıyorum diyor. Sıra diyor bana ne zaman gelecek diyor. Irz ve namus düşmanlığının ne kadar dibe vurduğunu görebiliyor musunuz? Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Yaptığım suç duyurularına genelde HSK soruşturma açmıyoruz diye cevap veriyor. CİMER, zımni red denilen bir yöntem var. Hani aylarca, yıllarca cevap vermemeyle reddetmiş oluyor. Böyle devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı utanmadan diyor ki, siz diyor birbirine benzeyen diyor suç duyurularında bulunduğunuz için suç duyurularınıza işlem yapmıyoruz diyor. Şimdi bir iffetli bir kadının iffetine, karnındaki çocuğa gayrimeşru bu çocuk diyen bir savcı, bu vaka diğer bundan önce yaptığım 150 civarında suç duyurusuyla aynı denilip de saklanabilir, örtbas edilebilir mi? Böyle bir ırk düşmanı kamu teşkilatında durabilir mi yani? Anlattım ya işte, tacizci hakim. Evet. Boşanma davasında başka hakimler çocuğun vesayetini 3 yıl çocuğunu taciz eden hakime verdiler. Ya işte mesela diyor ki hani deliller toplanmıştır. Tahliye ediyorlar mesela tecavüzcüleri. Evet. Katilleri. Düşünüyorum. Yani o insan akşam eve nasıl gidiyor? Eşinin, çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor? Ama demek ki onlar da böyle bir sistemin içindeler. Yani çok bir şey değişmiyor. Yani şimdi bakın, bu bahsettiğim Cumhuriyet Savcısı, yani sizin hakkınızı savunmakla mükellef olan, kamunun hukukunu savunmakla mükellef olan kişi. Şimdi yani hamile bir kadının karnındaki, rahmindeki bebeğe gayrimeşruluk ithamında bulunan, isnadında bulunan bir kişi savcı olabilir mi? Böyle bir kamu görevlisi olabilir mi? Bu biz mevcut de, rejim... Bizde savcılık yanlış anlaşılıyor. Savcılık devletin yanında bizde. Tamam. Bunlar devlet düşmanı yine. Anayasa diyor ki hukuktur üstün olan. Yani şimdi bunlar anayasada tanımıyor ki. Neyse, ben hani konuyu dağıtmayayım. Evet. Şimdi... Ama tabii ne oldu işte? Bu savcıların o himaye ettikleri o atmosferde %75 hani beraat etti dedim ya, Sakarya davası. Onların eşlerine darbeci karısı dediler. Bir tane 9 yaşında kızcağızın suratına Fethullah'ın piçi diye bir tane sakallı, şalvarlı, terbiyesiz, küstah dede tükürdü lojmanın girişinin önünde. Düşünebiliyor musunuz? Bakın. Şimdi yani böyle bir ahlaksız güruhla karşı karşıyayız. Bu sadece kamu teşkilatıyla sınırlı değil. Toplumda da böyle bir ahlaksızlığı yaydılar. Bunlar nefret söylemidir. Vatandaşı bölmek için, parçalamak için üretilmiş söylemler bunlar. Peki şimdi bu beraat edenler mesleklerine dönmek için dava açacaklar mı, başvuracaklar mı? Başvurdular. Başvurularının hepsi red. Bir tanesi iade edildi. Ama ne oldu? Birkaç ay çalıştı. Bunun kafatası yarılmıştı. Bu iade edilen assubay ya da uzman, assubaydı galiba. Kafatası yarılmıştı işkenceden. Suç duyurusunda bulundu. O kafatasını yaranlara herhangi bir işlem yapmadılar. 2 yıl tutuklu yattı. Beraat etti. Tahliye oldu. İade edildi. Birkaç ay çalıştı. Emekli sonra, mi? Sonra Genelkurmay dedi ki, sen beraat ettin ama Yargıtay beraat kararı almadığı için biz sana yeni bir teröristlik dayatalım deyip bir daha ihraç ettiler. Şimdi bakın, ihraç sözcüğü yetmiyor. Size Hulusi Akar birbirine benzemez yer ve zamanlarda en az 4 defa NATO, uluslararası NATO toplantısının basın açıklamasında, Katar'da yanlış hatırlamıyorsam, yine Türkiye'de birkaç yerde dedi ki, biz işte şu kadar teröristi
attık ve operasyonlarımız hala devam ediyor dedi. Bakın, insanlara yapılan bu zulmü, ki soykırım infazları diyorum ben, bunu operasyon olarak adlandırıyor. Bir. Evet. İki, bakan kararıyla ya da KYK ile ihraç ettiğim kişiler teröristtir diyor. Bunu böyle dediğiniz zaman en az 200 bin civarında insana teröristlik iftirası atmış oluyor. Herkesin suç duyurusunda bulunması lazım. Hulusi Akar'ın şöyle bir özelliği var. Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı. Milli Savunma Bakanı uluslararası hukukta devleti temsil etme yetkisine sahip olan nadir kişilerdendir. Yani devlet başkanı, başbakan, dışişleri bakanı bunlar devleti temsil eden kişilerdir. Her önüne gelen milletvekili devleti temsil edemez. Hulusi Akar ise devleti temsil etme yetkisine sahip olan kişidir uluslararası hukuk anlamında. Dolayısıyla yani o teröristlik iftirası aslında devlet gücü kullanılarak, kamu nüfuzu, kamu yetkisi kullanılarak yapılıyor. Yani bu çok önemli bir şey. Bu, yani size terörist denilmesinin münferit olmadığını, devlet politikası, devlet uygulaması olduğunu, yani bunların Anayasa Mahkemesi'ne, diğer mahkemelere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne, Birleşmiş Milletler'e yapılan başvurular da aslında bu hassasiyetin ifade edilmesi lazım. Şimdi bu assubayımızı tekrar, biz tekrar terörist olmana karar verdik diyerek bir daha ihraç ettiler. Çalıştığı birkaç ay süresince de maaş verdiler ya, bu maaşı da geriye istediler. Arkasından emekli olayım bari deyip emekli oldu. Bu sefer de ikramiyesini vermiyorlar. Dolayısıyla ne yapıp yapmadığınızın hiçbir önemi yok. İşkence görmüşsünüz, bir önemi yok. Recep Tayyip Erdoğan'dan önce siz karakola sığınmışsınız. Bunun görüntü kameraları var. Bunun bir önemi yok. Bakın. Her şey listeler üzerinden. Nasıl bir liste biliyor musunuz? Şimdi bu arkadaşlar... Toparlayabilir miyiz? Peki. Bu listeyi tutuklandılar ya insanlar hemen 15-16 Temmuz'da. Arkasından Genelkurmay as birliklerine diyor ki biz kimlere terörist diyelim? Bize listeler yapın gönderin. As birliklerde tabii kime terörist diyeceğini bilmiyor. Ne yapıyorlar? Kim tutuklandıysa biz ona terörist diyelim deyip bu listeleri gönderiyorlar Genelkurmay'a geriye. Arkasından Genelkurmay belki kuvvetlerde arada çalışıyorlar ve kayırılması gereken bir takım kişileri o listelerden çıkarıyorlar. Geriye kalan listeleri Genelkurmay KYK'ya dönüştürüyor veya bakan kararına ve o kararlarla insanlara, bütün dünyaya bu kişilerin biz terörist olmasına karar verdik deyip onları ihraç ediyorlar. İşte bu pislikle uğraşıyorsunuz, bu lekeyi temizlemekle uğraşıyorsunuz ve bununla sizi ebedi bir şekilde kodluyorlar, doğmamış çocuklarınız dahil herkese teröristlik dayatması yapıyorlar. Sonra Cihat Yaycı çıkıyor diyor ki biz diyor kime terörist dediysek o terörist dediğimizin birinci derece akrabaları ebediyen diyor, bir daha diyor Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışamaz diyor. Bu ne demek? Biz sizin bütün neseplerinizi, doğmamış neseplerinizi hepinizi kodladık. Ebediyen sizi biz terörist ilan ettik. Siz ne yaparsanız yapın bu pislikten, bu sizin bizim üzerimize attığımız o iftiradan bir daha kurtulmanıza imkan yok demek ebedi bir şekilde. Şimdi demiştim ya ben hani HSK'ya da suç duyurusunda bulundum. Buradaki o Ali İnci'nin yaptırdığı, burada çok önemli bir şey var. Ali İnci kim ki nezaretten adam çıkarıyor? Düşünebiliyor musunuz? Nezaretten adam çıkarıp hakaret ediyorlar. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ben suç duyurusunda bulundum. O İstanbul'a yönlendirdi ama işkence kısmını çıkarttı suç duyurumdan. İstanbul İşte KYK kararı var, kim işkence yaparsa yapsın, KYK'lar gereğince suçsuzdur. Dolayısıyla Avni Coş hakkında biz dedi, işlem başlatmayacağız diyerek benim suç duyurumu örtbas etti. Arkasından HSK'ya başvurdum. HSK da dedi ki, sen ne kadar suç duyurusu yaparsan yap, biz dedi soruşturma başlatmayacağız. Bakın bunlar diyorum ya, münferit değil. Bunların hepsi... Merkeze alındı galiba şimdi. Ya merkezde olması önemli değil. İşkence yaptırdığı için oradaki 20 civarında vatandaşın yaralanmasına sebep olduğu için o asker ailelerinin namuslarına tasallukta bulunulmasını sağladığı için. Çünkü bakın çıktı kendisi söyledi, video kaydı var, dedi ki o sloganları biz belirledik dedi. Hı hı. Yani böyle bir sapık valiyle karşı karşıyayız. Nasıl bir slogan belirliyorsunuz siz? Hı. Askerin maneviyatını
sarsmak için bunların karıları bizim helalimiz, bunların karıları, verin karılarını diye slogan attırtıyorsunuz. Düşünün yani nasıl bir vahşilik. Bu vali, ya buna vali denmez ki yani. IŞİD tarzı bunlar. Bakın IŞİD'in yöntemleri bunlar. IŞİD de gidip de insan şeylere siz bizden değilsiniz deyip tecavüz etmiyorlar mı? Evet. Bunların karıları helal. Aynı mantık, aynı sapık mantık, aynı sapık zihniyet. Son bir şey anlatayım ben hemen burada. Şimdi bu HSK'nın o yaptığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı şey, ben Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 23 Aralık 2016'da savcılığa gittim. Dedim ki bu Hulusi Akar'dan başlayarak bir sürü kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. 92 sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam dilekçem. Karşımdaki savcı da Ayşe Kalem, ismini de söylüyorum burada. O dilekçemi görünce elleri titredi. Bakın çok samimi söylüyorum, elleri titredi karşımda. Sonra Necip İşçimen'i aradı benim yanımda. Dedi ki sayın işte başsavcım veya başsavcı vekilim, bir vatandaş geldi işte Hulusi Akar'dan başlayarak işte Abidin şey, Bülent Bostanoğlu, Ümit Dündar, Yaşar Güler, bunlar hakkında suç duyurusunda bulunuyor dedi. Ne yapabilirim dedi. O da bir şey söylüyordu ki bana döndü. Abi siz bir dışarı çıkar mısınız dedi bana. Ankara Adliyesi'ne gidenler bilirler. O savcıların bir koridoru var, bir de iç ana koridor var. Ben hemen savcılık koridoruna çıktım. Dedi ki oraya değil, bir daha dışarıya. Sonra dışarıya iç koridora çıkınca yarım saate yakın orada beklettiler beni. Ben dedim tamam bitti artık benim şeyim. Alacaklar beni buradan, tutuklanacağım, gideceğim. Yarım saat sonra geldiler. İşte dedi ki beyefendi alacağız biz sizi, suç duyurunuzu. Tabii ki işlem yapacağız vatanda. Ama dedi siz dedi daha önce de iki tane suç duyurusunda bulunmuşsunuz. Biz bunları dedi Genelkurmay adli müşavirliği ile koordine ediyoruz. Ve kapatıyoruz bunları dedi. Yani biz bunlara dedi görevsizlik kararı veriyoruz. Kapatıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bakın ben insanlığa karşı aleyhime işlenmiş suçlar için suç duyurusunda bulunuyorum. Bunlar yürütmenin bir memuruyla koordine ederek benim yaptığım suç duyurularını örtbas ediyorlar. Evet. Bu arada ben şunu öğrendim. 9 Aralık'ta benim hakkımda tutuklama kararı çıkarmışlar. Ben ne zaman gidiyorum? 23 Aralık. Defalarca gittim ben Ankara Adliyesi'ne. Adamlar o tutuklama kararını şey yapmıyorlar, infaz etmiyorlar, beni tutuklamıyorlar. Düşünebiliyor musunuz olayı? Uyuyan tutuklama kararı, biz angajman kurallarında vardır bu, dormant İngilizcesi. Uyuyan angajman kuralları, gerektiğinde böyle harekete geçirirsiniz onları. Yani zamanında tutuklama kararını çıkarıyorlar, kenarda bekletiyorlar. Aynı hani Ahmet Altan'a, Selahattin Demirtaş'a vesaire yapıyorlar yani böyle hemen bir tahliye kararı çıkıyor. Arkasından bir soruşturma başlatılıyor, tutuklanıyor. Aynı mantıkla. Yani bu aslında hukuk güvenliğinin kesinlikle Türkiye'de kalmadığını da kanıtı da. Neyse, bu savcı ne yaptı? Bana sahte müşteki ifade tutanağı verdi. 23 Aralık, 22 Aralık gibi gösterdi. UYAP linki yok altında, soruşturma numarası yok. Ya ne kadar düştüklerini görebiliyor musunuz? Vatandaşa sahte müşteki ifade tutanağı verecek kadar düşüyorlar. Bunu HSK'ya da, bu aynı suç duyurusunda bulundum. HSK hala 4 senedir bu suç duyurumla ilgili bana geri besleme de yapmadı. Yani zımni red deniyor buna. Ama bakın yani bütün devlet, o kamu kurumları böyle bir suç örgütüne kendi iradelerini teslim etmiş vaziyette. Çünkü yani ya bunu kasıtla yapıyorlar ya da iradelerini teslim edip iktidarsızlaşmalar var. Yani örgütlü ya suçlarda oluyor bu. Şöyle bir sistem tabii bu yani. Ya devletin, derin devletin ve devletin yanında olacağım ya da hapse gireceğim. Yani ama işte biz tekrar atılacağım yani ne bileyim ben. İşte böyle bir sistem var. Bu sistemin karşısında durabilmek o kadar kolay bir şey değil. Yani şimdi ne oluyor bunlar? Şimdi bakın ben yani kaç kere bilmiyorum ama defalarca Ankara Adliyesi'ne gidip bu savcılara böyle suç duyurularında bulundum. Her şeyi örtbas ediyorlar. Ondan sonra şimdi bana arkamdan sapık troller gönderiyorlar. İşte diyorlar ki işte sen yüreğin olsaydı kaçmazdın, bilmem ne yapmazdın. Ya bir tane adam çıkmış mı bu kadar savcılıklara gitmiş, Genelkurmay'a gitmiş, Deniz Kuvvetleri'ne gitmiş. Kaç tane dilekçe verdim. Elden verdim, ellerine verdim bakın. Deniz Kuvvetleri karargahında suratlarına söyledim. Bu yaptığım, bu o 108 sayfaydı herhalde verdiğim. Bunlar dedim Birleşmiş Milletler'e kadar gidecek. Yüzlerine söyledim bunu. Evet. Yani sonra bana arkama böyle sapık troller gönderiyorlar. İşte gazetelerde, manşetlerden yalan haberler yapıyorlar. Hepsi örgütlü çalışıyor bunlar bakın.
Yani zerre kadar ilkeleri, omurgaları, hiçbir şeyleri yok yani. Böyle bir güruhla mücadele etmek durumundayız. Evet. Çok teşekkürler Hüseyin abi. İşte dediğim gibi 4 senedir bunları anlatmaya çalışıyoruz. Bitti, biter gibi oldu, sonuna yaklaştık dedik ama daha çok şey var. O videoları inceliyoruz, onlara bakıyoruz. Yargılanmalardan dolayı yeni yeni hem kararlar var hem gelişen olaylar var. O yüzden bitti, sona yaklaştık dediğimize bakmayın. Eskisi kadar sıklıklar olmasa da bu programları devam ettireceğiz. Bir dahaki programa görüşmek üzere.